13 mü? 14 mü? Amcanımı vur Arjun. Vur haydi. Vur. Yalnız Baran'ım, beni vurunca kurşunun kovanını burada bırakma. Silahla birlikte bir torbaya sar, at geçsin suya. Cebimde 1000-1500 lira para var. Onu da al. Al ki hırsızlık sansınlar. Saydım evlat. 13. Namluda bir mermi daha var. Haydi vur geçsin. Her günahın başı kendi nasıl olsa. Bana da iyilik yaparsın. Haydi. Vur. Oğlum olunca sana emanet olsun. Sen bana babandan emanettin. Ben de sana emanet edeyim. Ablacığım. Kimi arıyorsun? Bir arkadaşımı. Okul çıkışı buluşacaktık da. Yani bana öyle demişti. Ne kadar güzel değil mi? Pardon. Sen sevmiyordun burayı. Evet, sevmiyorum. Hatta bir an önce gitmek istiyorum buradan. Yani... istiyordum. Vazgeçmiş gibisin. Asla vazgeçmem. Sadece bilmiyorum. Buraya geldiğimden beri ilk defa bu kadar iyi hissediyorum. İlk defa bu olmuyorum. Ben de. Sen daha yeni geldin ama. Ne olmuş yeni geldiysen? Zamanla boğulmaz ki insan. Ya en başında öyle hissedersin ya da hiç. Neyin var? Boş ver. Senin de kafanı şişirmeyeyim şimdi. Anladım, tamam. Bundan sonra kendi dertlerinle benim başımı şişirme diyorsun yani. Hani yanımda ol diye çağırdın ya. Yanındayım. Çağırdım değil mi? Çağırdın evet. Sen de geldin. Sen de gelmiştin. Anlatmayacak mısın? Anlatacağım. Kim o? Buyur ufaklık. Hani okul çıkışı buluşacaktık? Nerede kaldın? Pardon ya, bir işim çıktı da. Neredesin sen? Hemen geliyorum. Sorun değil, sen işini hallet. İşin bitince ararsın, ben senin olduğun yere gelirim. Tamam, anlaştık. Arayacağım. Tamam, görüşürüz. Tüh ya. Ne oldu? Küçük dostuma söz vermiştim. Kim bu ufaklık? Ufaklık işte. Ama anlatmadın daha. Dinleyemedim bile ben seni. Sorun değil. Konuşuruz sonra. Hem seni görmek için bahanem olur. Kötü mü? Yok değil. İyi. Gidelim mi? Hem seni küçük dostumla tanıştırayım. Tamam. Olur.
lanetlendim sanki. Gidemiyorum, kalamıyorum. Ölemiyorum, yaşayamıyorum. Ayşe. Bunca olan şeyden sonra ne diyeceğimi ben de bilmiyorum. Deme bir şey abla. Zaten denecek bir şey kalmadı ki. Buradan gideceğiz. Nereye? Ebru'nun evine. Kimsenin yüzüne bakmak zorunda değiliz artık. Kimsenin yüzüne bakacak halimiz kalmadı ki. Bizi artık anca o dağ başı baklar. Öyle deme Ayşe. Ben desem ne demesem ne abla ya. Emine. Baran nereye kayboldu? Bilmiyorum ana. Ararız. Gelir şimdi. Anasını otursa. Emine yok. Ne yok ana? Ne oldu ki? Baran silahını buraya saklamıştım ben. Yok. Ana Baran da yok. Ay tövbeler olsun. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor ana. Allah'ım sen bizi koru. Buyur ana. Oğlum. Baran yok. Silah almış gitmiş. Baran iyi anacığım. Meraklanma sen. Amcasından tüm hıncını alsın. Allah'ın izniyle daha da iyi olacak. Kendin sen ne diyorsun? Diyeyim ki ana. Baran yanımda. Meraklanma. Silahı da alnımda. Çeken de tarlanın yanındayız. Gelir birazdan. Meraklanma. Sen de şu itten it, köpekten köpek oğluna hakkını helal et ana. Haydi. Kendal ne diyeyim? Kendal! Haydi oğlum. Çek tediği de olsun biz. Fırat! Fırat! Yetiş Fırat, yetiş. Fırat yetiş. Ne oldu teyze? Baran Kendall'ı vuracak. Ne diyorsun teyze sen? Çekemdeki tarlanın oradalarmış. Baran Kendall'a silah çekmiş. Fırat! Bana oğlumla torunumu sağ salim getir Fırat. Yani sana söyleyeceklerim karşısında ne olur hemen tepki verme. Biraz düşün. Oğuz beni korkutuyorsun. Aslına bakarsan ben de söyleyeceklerimden korkuyorum. Yani seni nasıl düşüneceğimden. Sizce de uygunsa aileyi sebepsiz yere umutlandırmadan soruşturmayı gizli yürütsek. Uzun zamandır Halfeti'de görev yapıyorum. Bunu zaten biliyorsun. Kadriyan'a desen benim anam gibi. Ona annem gibi saygı duyuyorum. Ne kadar zormuş. Ne söylemek istiyorsan söyle. Artık bir şeylere şaşıracak yaşımızı çok gerilerde bıraktık.
Bir kadına ondan hoşlandığını ya da bir erkeğin ondan hoşlandığını söylediğini susuyorsa bu iyiye işarettir. Senin için ne kadar erken bilemiyorum ama benim için geç bile oldu. Ben gerçekten çok düşündüm. Sana söyleyip söylememe konusunda oradan oraya savruluyorum. Ben ben seni seviyorum. Ben seni erkek olasın, mert olasın diye yaptım, ne yaptımsa. Neyi doğru bildiysem onu yaptım. Erkek adam elinde silah olur dedim. Erkek adam erkekliği kadında ispat eder dedim. Böyle bildim, böyle gördüm. Yalnızsa benim yanlışım. Nereden bilirdim? Götürdüğüm kadının bacısına sevdalanacağını. Benim suçum. Ben seni oğlum bildim. Ama gün geldi saatini sattım. Gün geldi sosyete gülü için karşıma geçtim. Beni oğulsuz bıraktın. Bir umut dedim. Oğlum olacak dedim. Tuttum Sibel'i getirdim. Ben şu hayattan sadece bir oğul istedim. Oğul! Ama olmadı. Benim olmayana sahip çıktım. O da gün geldi bir lafıyla, bir bakışıyla ben senin oğlun değilim deyiverdi. Koynuna soktuğum kadın canıma, hediye aldığım silah alnıma dayandı. Ben seni sahiplenmek için nelere katlandığımı kimse bilmiyor. Kimse. Madem olmadı bir şey, çek buraya evlat. Haydi. Beni öldürmek için acelen yoksa sana bir hikaye anlatayım da dinle. Anlatayım mı? İsteyeyim mi? Madem yolun sonuna geldik. Şaşırdım. Demek ki o kadar büyümemişiz. Şaşırdım gerçekten. Hala çıkartmamışsın. O kadar uzun zamandır parmağımda ki sanki benden bir parça gibi. Senden ne kadar zor bir şey istediğimin farkındayım. Dediğim gibi bunu çok düşündüm. Her ihtimali. Sonra senden bunu saklamanın sana haksızlık olacağına karar verdim. Dediğim gibi, söylediklerimi düşün. Eğer izin verirsen, sonra Kadriye Anayla da konuşmak isterim. Yok Oğuz, şimdi konuşma.
Ya ben ne düşüneceğimi, nasıl hissedeceğimi unutmuşum. Ben müsaadeni isteyeyim artık. Kızdın mı? Yok, kızmadım. Seni konağa bırakayım. Sağ ol. Ben giderim. Hem de yürümüş olurum. Baran'ı arayalım mı? Aa, evet. Akıl kalmadı ki. Yok. Cevap vermiyor. Ah Baran, ah oğlum ya. Baran'a kızma Fırat. Çocuğa silah hediye edilir mi? Sıkışınca ilk aklına gelecek olan şey olur tabii. Kimi arıyorsun? Oğuz komutana haber vereceğim. Oğlum katil olacak. Oğluma katil olacak. Oğlum mezara torunum hapse girecek. Allah'ım acının katmerlisi böyle mi oluyor? Allah beni bunlarla sınama. Ana öyle şeyler söyleme, aklına kötü şeyler getirme. Aklıma gelmeyenlerin hepsi bir bir başıma geliyor Emine. Narin, Baran silahı kapmış, Kendal'ı vuracakmış. Ne? Baran! Baran! Anlatmamı istemeyin mi? Sana yalan söyleyeceğimi, seni kandıracağımı düşünüyorum. Öyle değil mi? Kendal ucuz. Kendal canını kurtarmak için sana uyduruk bir hikaye anlatacak sanayım. Anlatmaya eriniyorsam, lafı dere tepe dolaştırıyorsam, sanma ki bir nefes fazla almak gibi bir derdim var. Duydukların seni ne hale koyar, onu düşünün. Ne diyorsun amca sen? Fırat, biraz daha hızlı gidemez misin? Tamam, sen sakin olmaya çalış. İstesem de olamıyorum. Baran söz konusu olunca içimdeki bir şey canımı acıtıyor. Ana, Melek'e koşalım, ilacını getir. Oy Baran'ım, oy, oy. Allah'ım ona bir daha evlat acısı yaşatma. Ben artık neye yanaşayım bilemiyorum. Baran. Baran. Ne oldu Baran'a? Ne oldu? Emine abla ne oldu? Sorma Sibel. Baran anam odasından silah almış. Kendal'ı vuracakmış. Ayşe! Oh. Dur Ayşe, nereye? Oğuz, Baran... Haberim var. Ebru az önce aradı. Sen neredesin? Ben meydandayım, parkın yanında. Tamam, ben sana yakınım. Hemen geliyorum. Ne olur çabuk gel. Tamam Narin. Sakin ol. Ben birimlere haber verdim. Hemen geliyorum. Ayşe! Ayşe!
son. Baran'ı bulmam lazım benim. Ayşe, şimdi herkes oraya gitti zaten. Çocuğun seni görmesi iyi olmaz. Abla, vebalı mıyız biz ya? Gittiğimiz her yere bela getiriyoruz. Uğursuz muyuz? Neyin cezasını ödüyoruz? Öyle deme Ayşe. Düzelecek her şey. Söz veriyorum sana ablacığım. İnanmak istiyorum abla. Çok yoruldum artık. Ay, ölürüm sana ben. Ne diyorsun amca? Uzatma lafı da söyle. Anan. Ne olmuş hanıma? Gel Nari, gidelim. Amca, ne olmuş anama? Söylesene. İndir silahını. Bas geri. Geri basın. Kimse benim oğluma silah doğrultamaz. Allah'ıma gidenmez. Sıkarım. Geri basın. Bas dedim. Dinliyorum. Çocuk Kendal Bey'in alnına silah dayamış. Kendal Bey de bize silah çekti. Karışmamızı istemiyor. Anlaşıldı. Herkes geri çekilsin. Ben gelmeden kimse müdahale etmeyecek. Amca yeğen bir konuşturmadılar be aslanım. Amca dene diyeceksen anamla ne alakası var? Baran! Nari. Baran! Baran! İndir silahını! Sakın Baran'a bir şey söyleme. Sakın. Kurtar. Kurtar oğlumu, kurtar. Ne olursun kurtar. Baran, indir o silahı. Sakın bir hata yapayım deme. Baran, bizi dinle. Baran! Baran! İndir o silahı, Baran! 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 Ooo, anlatacağım hikayenin tüm kahramanları da gelmiş. Ne güzel. Haydi bakalım, başlasın hesap kitap. Açılsın tüm sandıklar, dökülsün ortaya her şey. Kim hain? Kim it? Kim yalancı? Haydi bakalım. Yaklaşmayın sakın. Kıpırdamayın. Abi! Abi ya, göreyim değil mi Nari'nin olanları? Göreyim değil mi Deyzem kızı? He? Deyzem oğlu, sen ne diyin bu işe ha? Ne diyin? Sustuk değil mi? Hep sustuk. Baran! Anana merhaba demeyecin. He? Yok mu bir haber? Ha, biri bir şey desin. Allah Muhammed aşkına.
Bir şey söyleyin, iyi bir haber verin. Anacığım tamam, sen sakin ol. Ana merak etme. Bak iyi haberler gelecek. Herkes orada şimdi. Ana kalk, seni salona götüreyim. Yok, yok. Ana bak, rengin neyin attı. Hadi kalk, gözünü seveyim gidelim. Anacığım hadi kalk ne olur. Hadi ana. Kimse karışmasın. Yaklaşmayın. Yeğenim, aslanım amcasını vuracak. Ama vurmazdan önce her şeyi konuşacağız. Her şeyi! Baran! Oğlum yapma ne olursun. Yalvarıyorum sana, yapma! Baran! Baran aslanım, indir şu silahı. Sakın yapma. Baran! Baran ne olur yapma. Baran yapma. Baran sakın yapma. Baran. Baran. İndir o silahı Baran. Baran ne olur yapma. Sakın yapma. Baran bir hata yapayım deme. Baran indir o silahı. Baran yapma. Baran. Baran yapma. Baran indir o silahı. Baran. Oğlum yapma ne olur. Yalvarıyorum. Baran ne olur yapma. Baran yapma. Baran indir o silahı. Yapma. Yeter! Baran! Baran! Dayanamıyorum artık. Yok ana, kimse açmıyor telefonunu. Ay bir şey oldu, bir şey oldu. Allah, Allah sen aklıma mukayyet ol, bir şey oldu. Ana gözünü seveyim, sakin ol. Alo? Emine abla. Maya. Anneme ulaşamıyorum, evde mi? Maya, sen eve gel. Ne oldu Emine abla, bir şey mi var? Maya kızım, sen önce eve gel. Tamam, geliyorum. Tamam. Oh. Ne oluyor ya? Hadi Rüzgar'cığım. Herkes buradayken kim başlasın? He? Fırat, sen başla istersen ha? He? Sen başla. Haydi. Kim başlayacak? Fırat, sen başla. Haydi. Baran! 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 Geri çekilin, geri çekilin! Bırak, bırak! Amca! Oğlum! Bırak! Baran bırak şunu! Bırak şunu amca! Baran! Baran! Amca bırak şunu! Baran bırak dedim sana! Baran! Amca bırak! Baran! Amca! Bırak şunu! Baran! Amca bırak! Baran bırak şunu! Baran oğlum! Thank you.
kapına! Ada neredesin sen ya? Gelince anlatırım. Tamam. Rüzgarı aldın mı sen? Aldım yanımda şimdi. Ada. Evet. Eve çabuk gelsen iyi olur. Ya Emine abla telefonla bir şeyler söyledi, anlamadım. Anneme de ulaşamıyorum. Ya konak bomboş, kimse yok. Ada ben biraz korkuyorum. Ne olur çabuk gel. Tamam merak etme. Bir şey yoktur, geliyorum ben. Tamam. Ana, ana aç gözünü ne olur ana. Baran sakin ol. Korkudan bayıldı sadece. Bana sakin ol demeyin ya, olmayacağım. Ana. Aç gözünü ne olur bak ana. Aç gözünü hadi. Ulan Kendal. Ulan Kendal. Yemediğim kalmadı ulan. Her yeri birbirine kattın. Herkesi birbirine düşürdün. Ben konuşacaktım, susturdum. Başına silah dayanınca mı dürüstlüğün tuttu lan ha? Anam aç gözünü ne olur bak. Ana. Ana. Baran. Oğlum ne yaptın sen? Aklım çıktı benim. Anam benim. Ayağındaki yarayı bırak da konuşursan açacağın yaralara bir bak. Bak şunlara bak. Narin'e bak. Ebru'ya bak. Susmak benim canımı ne kadar yakıyor biliyor musun? Yeter artık Kendal. Bu sır Murat'la beraber öldü. Ya ölmediyse? Kendal'dan anahtarı ne zaman alacaksın? Sen anlayışın gerçekten kıt. Adam eve gelmiyor diyorum, sen hala anahtar diyorsun ya. Onu bunu bilmem Özlem. Anahtarı getir ki kasaya ne koymuş bilelim. Murat ağam yaşıyor olabilir mi ya? Komutan öyle dedi. Niye gelmiyor o zaman? Nerede? Özbeöz kardeşin seni gebertmek istese hemen çıkıp gelmezsin herhalde ha? Belki de ince ince bir planı işletiyordur. Bana bak. Senin Kendal'ayla derdin ne Allah aşkına? Her para pul olsa anahtarı kasayı soymak için istersin. Ama sen Murat ağa deli için istiyorsun. Sen hesabın başka. Zeki kadınsın. He, öyleyim. Sen de bakayım, senin derdin ne? Az bil, uzun yaşa. Ay merak etme. Ben uçurumlara, sulara karşı şerbetliyim. Bana karada ölüm yok, anladım. Sen de bakayım, Kendal'la derdin ne? Ya sen onu bunu bırak da... şu CD kimde? Çocuklar siz araçların başında bekleyin. Alalım bunları da.
Oğlum ceza yiyecek mi? Nasıl vuruldunuz Kendal Bey? Ruhsatlı silahımı temizlerken kendi kendime vurdum. Kaza yani. Evet, kaza. Geçmiş olsun. Sağ olasın komutan. Merak etme, Baran'a bir şey olmayacak Meral. Teşekkür ederim. Hadi ben sizi konağa götüreyim. Sağ ol komutan. Eyvallah. Sana eşlik edeyim. Şu yarana baktıralım Kendal Bey. Sağ ol komutan. İstemez. İster misin diye sormadım. Nasıl olur böyle bir şey? Aklım almıyor. Gözüne perde indi herhalde. Baran böyle şeyleri yapacak çocuk değil. Hoş. Kendal da hak etti ama. Ana Ebru yenge arıyor. Alo Ebru kızım. Kadriye Hanım, merak etmeyin diye aradım. Baran iyi, konağa geliyoruz. Oh kızım. Aydınlık haberler verdin. Sen de aydınlıklar içinde kal kızım. Tamam, kapatıyorum şimdi. Gelince konuşuruz. Allah'ım çok şükür. Çok şükür evlatlarım bana bağışladı. İyilermiş. Konağa gelirlermiş. Çok şükür. Ana, niye ağlıyorsun? İyilermiş ya. Ah kızım o. Benim yaşım artık bunları kaldıramayayım. Siz gözümden akan yaşı göreyiniz. İçime akıttığım kanı görmeyiniz. Üzülmeyin ne olur. Babaanne. Ne olur üzülme. Sen bizi ayakta tutuyorsun. Kendal Bey. Kendal Bey. Ne var? Bilmem gereken bir şey var mı? Bilmen gereken senin de duyduğun gibi. Ruhsatlı silahımızı temizlerken kendi kendimi vurdum. Hem bilmen gerekenden fazlasını bileyim zaten. Sen bunlara dedikleyeceğine Murat'tan haber var mı onu değerle. Yok. Dosyayı yeniden açtık. Ama ilerlemek için buna zaman ihtiyacı var. Ne o, bir sıkıntı mı var? Yok bir şey. Yeğenimin sıktığı kurşunun yarası. Canım acıyor komutan. Canım acıyor. Fırat yükselince cüzdanı karaya atması, bana sorarsan büyük bir ihtimalle... Niye baktın? Hiç. Böyle bir durumda genelde zayıf bile olsa insan kendini mutlu eden o ihtimale sarılır. Senin bu kadar mesafeli ve mantıklı davranman garip.
Ben sadece boş yere heveslenmeyeyim, kimseyi de heveslendirmeyeyim derdindeyim. Yoksa kardeşim çıkıp gelse boynuna sarılayım istemez mi? O benim kardeşim Korkun, kardeşim. Murat hala yaşıyorsa... Su. Yoksa... Murat hala yaşıyorsa... ve çıkıp geri dönerse o zaman ne olacak Kendal Bey? Komutan, bu ailevi bir mesele. Sen niye ilgilisin bu kadar? Onu değerlen. Ya nerede kaldılar? Baran! Ah! Neredesiniz oğlum? Baran, öldürdün sen babaanneni Korkutan. Ha? Tamam babaannem, iyiyim ben. Ayşe nerede? Bilmiyorum. Biz senin derdine düştük. Melek, sen gördün mü? Yok yenge, görmedim. Odasına baktınız mı? Ayşe Baran duyunca fırladı gitti. Sibel de peşinden. Atlı'nın yüreği neredeyse peşinden sürükleneyin işte. Kim bilir neredeler? Fırat gel hele şöyle. Kendal nerede? Kendal mı? Kendal iyi teyze. Ona bir şey olmaz, merak etme sen. Kimse umurunda değil onun. Teyze özür dilerim de el kadar çocuğun eline silah verirsen olacağı buydu işte. Saklasan da gizlesen de bir gün ona başvurdu işte. O silahın dönüp dolaşıp Kendal'a çevrileceği belliydi. Fırat, doğruyu söyle. Bir şey olmadı değil mi? Kendal'ın bacağını kurşun sıyırdı teyze. Öyle ayaküstü pansuman yapılacak. Sen fazla üzülme. Allah korusun desene. Efendim abla. Sibel, neredesiniz? Baran döndü, geldi eve. Tamam abla, geliyoruz biz de. Baran gelmiş, iyiymiş şimdi. Hadi biz de toparlanalım artık. Orada daha huzurlu olacağız ablacığım. Söz veriyorum sana. Ne olacaksa olsun artık abla. Ben bittim. Hadi. Ne o? Pek bir sever oldun beni. İnmeseydin ben giderim. Sen işine, ben işime, haydi. Siz halletmişsiniz komutanım galiba. Durum nedir? Kendal Bey ruhsatlı silahını temizlerken yanlışlıkla kendini vurmuş. Rıza, arabayı çeken de tarla var ya, oraya bıraktım. Neden o? Hava alsın diye, sıkılmış Harfeti de. Ben götürürdüm ağam, sen niye zahmet ettin? Lan salak, arabayı al, hastaneye gelen ben, haydi. Niye ki ağam? Rıza, Rıza! Hey Allah'ım ya. Anne, bu Baran'ın hali ne olacak? Ya baksana, çocuk Kendal'a silah çekecek noktaya gelmiş. Bilmiyorum Maya. Ama Baran gerçekten zor durumda. Evet, böyle bir şey yapması doğru değil. Ama sonuçta silah hediye edilmiş, çocuk kullanır. Mesele en başından başlıyor. Sonra da hatalar zinciri tabii. Neredesin sen adam? Korkuyorum dedim diye mi bu kadar geç kaldım? Ne var ya? Kapının önünde bir arkadaşımla konuşuyordum. Kimmiş o arkadaşın? Aman iyi ki bir geç kaldık ha. Ya ne oldu, siz niye böyle oturuyorsunuz? Neler olmadı ki? Baran Kendal'a silah çekmiş.
Hadi canım, ciddi misin sen? Ada, dalga geçirecek konu değil bu. Baran az kalsın katil oluyordu. Haklısın anne ama yani Kendall da vurulmayı hak ediyor. Ben rüzgara bakayım. Anlat hadi, ne olmuş? Alnına dayamış işte silahı. Vay be. Ondan sonra jandarmalar falan gelmiş. Baran'a bak sen. Sen Baran'ı çıkar odasına da biraz dinlensin. Bu konu da burada kapandı. Kimse tek kelime etmesin. Ayşe'yi görmeden hiçbir yere gitmem ben dayı. Baran. Aradım. Senin burada olduğunu söyledim, geliyorlar. Ebru abla. Baran nerede? Buradayım Ayşe. Ayşe. Baran sana bir şey olmasın. Ne olur bir şey olmasın. Söz ver. Sen de söz ver. Söz. Üstüme yemin et. Üstüne yemin ederim. Üstüne yemin ederim Ayşe. Hadi sen git biraz uyu. Uyursak geçer belki. Uyursak geçer Ayşe. Bırakın, yaşasınlar. Bırakın. Baran, Ayşe, yaşayın. Bırakın. Ağam, ne oldu sana? Ayağına bir şey olmuş. Yok bir şey, sıyırdı. Ne sıyırdı ağam? Ben sıyırdım, kafayı sıyırdım. Kafanda bir şey yok ağam ama ayağın durumu fena. Acıyor mu? Lan! Ağam, sıyırmış ya, ondandır. Anam! Kurşun mu yoksa? Vallahi mı? Ağam senin ayağını kurşun mu sıyırdı? O zaman? O zaman biri seni.
Ağamın ayağını kim kurşunsuz yırttırdı ulan? Lan oğlum ortalığı ayağa kaldırdın. Abartma, yok bir şey. Yok, yok ağam yok. Kim yaptı bunu sana ağam? Kendi ellerimle vereceğim onun cezasını. Sen kaygısız ol ağam. Gördün mü ağam? Herkes Rıza değil işte. Seni koruyamamış benim gibi o. Rıza, sesini kes yoksa o dilini kopartırım senin. Git şu reçeteyi al gel, haydi. He ana. İyisin değil mi Kendal? Yok bir şey ana, meraklanma sen. Rıza da geldi yanımda. Ufak bir sıyrık zaten. Bu bize koymaz ana, sen rahat ol. Canımız daha büyük dertlere acıyor bizim. Senin canın acıydı. Ya canını yaktıkların ne olacak Kendal, ha? Onu de bana hele. Ben toparlamaya çalıştıkça sen daha da dipten dağıtayım. Tamam ana, tamam. Baran nasıl? Nasıl olsun garibim, perişan. İyi ana, kapatmam lazım, haydi. Ah Kendal, ah! Ne zaman anlayacaksın? Ah, ne zaman anlayacaksın? Baran, oğlum. Yeter artık ana, yeter ya. Baran bir sakinleş, ne oluyorsun böyle? Ne sakinleş ana, nasıl sakinleşeyim? Ne yaşadığımı yaşattığımı görmüyor musun? Nasıl kalkacağım ben bu işin altından, he? Oğlum bak. Ana. Bak, hayatımda ilk defa babama bu kadar hasret, bu kadar muhtacım. Çıkıp bir şey söylese ya. Çok mu şey istiyorum ben ya? Oğlum ben varım. Ne zaman istesen, ne zaman yardıma ihtiyacın olsa ben varım. Oğlum ben senin için yaşıyorum, biliyorsun Baran. Yoksun ana, yoksun. Olduğunu zannediyorsun ama hiç yoksun. Oğlum biz seninle kaç defa konuştuk bunu? Sen artık beni ne kadar kırdığının farkında mısın? Konuştukta ne değişti ana? Ha? Herkes bir şeyin peşinde. Herkes başka bir şeyin derdinde. Amcam ne demek istedi? Ana, amcam anana merhaba de derken ne demek istedi? Narin, az müsaade et. Biz Baran'la konuşalım. Rıza, anahtarı ver. Hayatta izin vermem ağam. Sen de yaralısın, kullanamazsın. Ver şunu. Kasım, neredeysen, ne yapıyorsan hemen Halifeti'ye gel, haydi. Tamam ağam. Gene Kasım, gene Kasım. Ne buluyorsun Kasım, dağım sende yav. Çok mu sevdin oğlum? Uğruna ölecek, öldürecek kadar mı çok sevdin? Doğru olan bu mu? Cana can katması gereken sevda nasıl olur da ölmeye, öldürmeye kapı açar? Olur mu oğlum? Sen sevdayı ne kadar yanlış bileyin. Dur ben sana anlatayım.
Ama kulaklarınla değil kalbinle dinle. Yaban gibi görme yüreğini alanı. Artık o senledir. Aşk ataştır, aşk telaştır oğlum. Genç yüreğin telaşı çok olur. Bilirim. Onu gördüğünde yüreğin ökseye tutulmuş bir sığırcık gibi çırpınır. Aklın dolanır, bir şey diyemen, bakmalara kıyaman. Toprağa, taşa, ağaca, kuşa bakarsın da yüzüne bakamam. Ne fayda oğul, baktığın her yerde onun gözlerini görürsün. Sevda yüklenmiş yürek şahana benzer. Ne kadar bozuk düzen uçarsa uçsun, şahan baykuşa denk olur mu oğlum? İnsan gençken aşkını dergah beller. Beller de o dergahtan himmet bekler. Ama sonra anlar ki aşkın kendisidir himmet. Aşktan beklediğin aşkla gelendir. Kadın erkeği sever, erkeği ister. Yanında erkek ol, başını çevirdiğinde seni görsün. Elini uzattığında seni tutsun. Yalnız ve sahipsiz koma onu. Orman nasıl saklarsa yavru ceylanı, sen de onu sakla. Sakın bütün kötülüklerden. Bileğinle koruma, yüreğinle koru. Kadın şeytandır derler. Doğrudur oğlum. Melekle şeytanın cenk etmeyi en sevdiği yer kadının aklıdır. Sevdanla, gücünle kadının meleğine destek ol ki içindeki şeytanı yensin. O da sana omuz versin, sen de içindeki şeytanı yen. Sevdiğine inanmak sevdanın zaferi, şüphe hezimetidir oğlum. Şeytanlığa teslim olan kadın, erkeğinin sevdasından yardım almadığı için yenik düşen kadındır. Unutma bunu oğlum. Kadındır o, doğurur. Bir bakarsın yok, bir bakarsın var. Senin anlayacağın berekettir. Yağmur olup yağacaksın ki ürüne dura. Güneş olup açacaksın ki serpilip gelişe. Madem ki sevdalanmışsın, yan oğul, yan. Ateş ol ki sevdan aydınlansın. Hayatın en büyük imtihanıdır sevda. Ama sonuç hep aynı. Hayat geçer, her şey biter. Yaşadıkların izi kalsa da zamanla silinir gider. Bir tek sevda kalır. Ebru, iyi misin? Bilmiyorum Fırat. Umarım bir sorun çıkmaz. Kendall'ın ne yapacağını kestiremiyorum. Acaba gittiklerini öğrenince neler yapacak? Senin içini ferah tut. Bak göreceksin, daha güzel olacak. Abla kardeş olarak yalnız kaldıklarında kaybettiklerini, birbirlerini tekrar bulacaklar. Sen onlara tekrar abla kardeş olma fırsatı verdin. Teşekkür ederim. Neden? Her kaybolduğumda bana yardımcı olduğun için. Umarım senin dediğin gibi olur. Sen hep oradasın. Ben de her gün gelirim zaten. Biz hazırız. Hazırlandınız mı? Size yardım edecektim ama ağzımı zor sakinleştirdim. Olsun Emine abla. İki parça eşya zaten.
Allah razı olsun Kadriyan'a. Sağ ol kızım. Her şey düzelir, her şey yoluna girer. Toz duman dağılınca birbirimizin yüzüne bakacak yüzümüz, söyleyecek sözümüz kalsın. Bütün bu olanlardan sonra çok utanıyorum Kadriyan'a. Özür dilerim. Tamam kızım, tamam. Artık sıkılmak, üzülmek yok. Sen de sağ ol Emine abla. Az kahrımızı çekmedin. Sibel, kendine iyi bak. Unutma iki canımız. Biz seni yoklarız. Tamam abla. Sibel, buyur abla. Ayşe'ye dikkat et. Tamam abla. Alıştırdık yanı. Şimdi konak boş gelecek. Olsun anne. Sağlıkları, huzurları yerinde olsun da ben başka bir şey istemeyeyim. Garibanlar buraya geldiğinden beri olaysız bir tek günleri geçmedi. Abla kardeş neredeyse birbirlerine düşman olacaktı. Öylesi daha iyi. Hem gözümüzün önündeler hem de ayrı çatı altında. Asuman iyi geldiler ana. Çocuğumu ilk defa bir şey için hevesli gördüm. Bir görsen odada her defter çizgi dolu. Aslı'mı götürürüz oraya. Sen hiç merak etme Emine. Hem ona da bir değişiklik olur. Ne oldu Emine yenge? Yok bir şey. İçimi tuhaf oldu. Ne oldu Emine abla? Sibel'ler gitti ya. Evli evine, köylü köyüne geç bile kaldılar. Artık huzurlu huzurlu oturabiliriz. Senin huzurunu kaçırabilene aşık olsun Özlem. Son zamanlarda pek bir keyiflisin zaten. Ana hak etmiyor muyum? O kadar çok şey yaşadık herhalde. Allah akıl fikir versin bu kıza. Beğendin mi? O nasıl laf öyle abla? Tabii ki beğendim. Hem beğenmemek ne haddimize bizim. Allah senden razı olsun. Senden de. Abla sen bana hayatımı geri verdin. Hiç tanımadım ama senin buraya gelmene sebep olan Murat abiden de Allah razı olsun. Nur içinde yatsın inşallah. Hadi geçin bakalım. Ben biraz toparladım ama daha işi var. Ben vakit buldukça elimden geldiğince bir şeyler yaptım. Ama daha eksiği var.
Eğer Baran da yardım ederse 3-5 güne tamamlarız. Hallederiz, merak etmeyin. Biraz daha erzak alışverişi yaparsak tamam. Allah sizden razı olsun. Nasıl ödeyeceğim hakkınızı? Eh sosyete gülü. Bütün bunlar senin yeme. Ama dursa dur. Benim adım da Gendalsa ben bunu senin yanına kormayayım mı? Ha? Baran'a bana silah çektirdin ya. Bunu yapanın sen olduğunu bileyim. Meraklanma, ödeşeceğiz. Ödeşeceğiz. Kasım, neredesin lan sen? Özlem bacıyı eve bıraktım, geliyorum ha. İyi, çabuk gel, haydi. Kız ne oldu da birden gitti böyle kardeşini alıp? Sorma, neler olmadı ki? Nasıl? Ne oldu kız, konuşsana, çatlatma adamı. Hani abimin Baran'ı aldığı silah vardı ya? He, anam sakladıydı. He işte, Baran o silahı almış, gitmiş abimi bulmuş. Bulmuş. Bulup ne yapmış kız? Ya merak, konuşsana. E konuşturmuyorsun ki. Ha Baran, abime silah çekmiş. Nasıl? Baran Kendall'a nasıl silah çeker ya? Ana bak, bunların hepsi bel karısı yüzünden. Yeter Özlem, bir sus. Gittiler işte. İstediğin oldu. Daha ne isteyin? Ya bir huzur ver ha? Allah rızası için bir huzur ver. Kendall neredesin? Ha, yanına geleceğim. Rıza'yı gönder. Seninle konuşacağız. Tamam ana, göndereyim ben. Ana, ağamı geri mi alacaksın eve? Kusura bakma, ağamı beklettim. Kasım, seninle bir işimiz daha var. Sen emret ağam, gerisini olmuş bil. Kim? Ebru. Ayşe, biraz hava alalım mı? Yok, iyi böyle. Merak etme, düzelecek. Sadece biraz zamana ihtiyacı var. Ayşe.
O gözleri de yaş olmasın artık. Senin gözünden akan her damla yaş benim içimi acıtıyor. Biliyorum çok zor. Çok ağır. Ama biz birlikte göz gereceğiz buna. Her şeyi yoluna sokacağız. Üstümü emin ettin unutma. Aram, ben artık sana inanmak istiyorum. Artık gerçekten sana inanmak istiyorum. Gözümü kapattığımda seni karanlıkta değil, aydınlıkta görmek istiyorum. Baran. Bak, ben hayatımdaki en büyük darbeyi en güvendiğimden aldım. Bununla nasıl baş edeceğim bilmiyorum. Ama eğer sen bana yardım edersen, yanımda olursan, sevginle, doğruluğunla destek olursan, ben de belki içimdeki umudu çıkarabilirim. Belki ayakta kalacak gücü bulabilirim. Sana her şeyimin üstüne söz veriyorum ki hep yanımda olacağım. Olmasam da hissedeceksin. Kadriyana! Kadriyana! Tamam Rıza, az bekle, geleyim. Kendi alağım yolladı beni. Dedi ki anam al gel. Senden başka sana güvenemem. Hadi bir an önce gidelim. Gittik Bilal'a. Özlem'le anamdan kurtuldun hiç olmaz. Ama seni göremeyeceğim. Gerçi orada da göremiyordum ama ne bileyim. Beni görmekten bakacaksın. Sahi mi? Sahi ya. Ne diyorum sana işte. Elini uzatsan ilk bana dokunacaksın. Sesten seni ilk ben duyacağım. Söz ver. Söz. Kız Melek bak. Bak şimdi bak. Benim gözümün rengi nasıl çıkıyor bak. Maşallah. Özlem, sen zaten gözünü unutturmuyorsun ki. Bak kız, bir de bu var. Bu da çok güzel bak. Nasıl? Allah'ım yarabbim. Biz neyin derdindeyiz? Sen nelerle uğraşıyorsun? Ay Emine abla, ne var ya? Sen de ağzında ne geveleyip duruyorsun Allah aşkına? Daha ne olacak Özlem? Eve inip kalkıyor. Sen iki entare peşindesin. Ayşe'ye yazık, Sibel'e yazık. Neyine yazık Emine abla? Niye acıyorsun şunlara? Acıma yetime. Hem seni de anlamıyorum ha. Kumaya doyamadın. Özlem yenge, ayıp oluyor ama. Ne biçim konuşuyorsun sen? Şu haline bak. Görmemişler gibi.
Ne var ya? 2-3 parça bir şey işte. Özlem'in yağı çok olunca. Ne gülüyorsun Melek? Çok mu komik? Alo. Evet, müsaitim. Kusura bakma küçük arkadaşım. Aynı zamanda hocam. İşlerim uzadı, gelemedim. Ama söz, çok iyi bir öğrenci olup sana kendimi affettireceğim. Tamam, sorun değil. Yarın okul çıkışı ilk dersimizi yapıyor muyuz? Kim o? Ata, duyacak şimdi. Alo. Ufaklık. Her şey yolunda mı? Yolunda yolunda. Bir an telefon kesildi sandım da ben. Ya neyse şimdi sen bırak bunları. Yapıyor muyuz yarın ilk dersi? Tamam. Yarın görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Ya da hasta mısın sen? Ne o? Öğrencin turist mi? Bir de soruyorsun. Alo. Bir saniye bekler misin? Bir saniye, 10 saniye. Olur yani, beklerim ben. Serseri ya. Evet, o serseri seni özledi. Ama nedenini bilmiyor. Yardımcı olursun diye aradım. Bilmem. Gerekeni yap Kasım. Olur ağam. Rıza, bir diyecin mi var? Yok ağam. Benim ne diyeceğim olabilir ki? Zaten olsa da sen ilgilenmezsin. Rıza, Kasım'ı da al. Dönün siz, haydi. Haydi. Yani aslında bitti sayılır. Öyle çok da bir şey kalmadı. Eksik bir şey varsa onu da ben tamamlarım. O zaman tam bir ev olur. Ne eksiği? Olur mu hiç öyle şey? Her şey tas tamam. Ayşe. Hiçbir şey yemedin sabahtan beri ablacığım. Hadi ye bir şeyler. Bacağına bakayım. Bakacak bir şey yok ana. Yeğenin sana silah çekecek hale geldi ha. He ana ya. Baran benim alnımın tam orta yerine, adının yazdığı yere namluyu dayadı. Torunum evladımı vur Açit. Olmadı kendini vur Açit. Peki kim öleceğiz ha? En çok kim öleceğiydi? Ölümün azı çoğu yok deme. Var oğlum, var. Ölümün hayırlısı var, azı var, çoğu var. Bin hayat varsa bin de ölüm var. Sen bana hangini yakıştırayım? Evlat acısıyla, torun sancısıyla, eli böğründe, bin ahla, bin vahla mı gitsin Kadriye bu dünyada? Ha? Söyle.
sen bana hangi çeşit ölümü yakıştırayım? Bütün günah benimmiş gibi anam. Avluda torunlarımın cırıltısını duyarak ölsem, gelinlerim, kızlarım beni yıkasalar, aklasalar, paklasalar, yatağıma uzatsalar, burnumda ocağımda pişen yemeğin kokusu kalsa, öylece ağır ağır kapatsam gözlerimi, ha? Olmaz mı? Böyle bir ölümü bana çok mu gör insan? Hep ben suçluyum değil mi ana? Hep ben, hep ben. Gendalf, Gendalf. Adımı uçurumun kıyısı diye koymandan belli ana. Murat muradındı. Bense düşüp ölmekten korktuğun uçurum oldum. Öyle değil mi ana? Evinden kovduğun, karılarının, bacılarının gözü önünde tokadı bastığın Gendalf. İt gibi çalıştım ben ana. Yıllarca it gibi çalıştım. Ama çalıştığımı unuttun, itliğim kaldı aklında. Murat Amerika'da okudu. Diploması yıllarca salonun duvarında asılı kaldı. Benim sattığım fıstıkların faturalarını da assak mı diplomanın yanına ana? O faturalar sayesinde alınmadı mı o diploma? Ben ilk kazandığım parayla ne yaptım bileyim mi ana? Hatırlayayım mı? Salondaki büfeyi kırıp attım, yerine yenisini aldım. Neden? Ne işi olur Gendal'ın koltukla, kanepeyle, büfeyle? Neden bileyim mi ana? Onu da diyeyim sana. Lisedeydim o vakitler. Koşu takımındaydım ben. Kupa aldıydım. Hatırlayayım mı ana? Sen de o kupayı büfenin üzerine koyduydun. Gelip gidip ona bakıp gururlanıyordum kendimle. Ama sonra ne oldu ana? Ne oldu? Sen Murat'ın Amerika'da diplomayla çektirdiği fotoğrafı çerçeveletip büfenin üzerine koydun. Benim kupayı da mutfağın ardiyesine yolladın ana. Hep koşuydum ana. İt gibi koşuydum ben. Ama Murat'a yetişemedim. Geriye sadece it gibi koşan Gendalf kaldı. Geriye it Gendalf kaldı ana. Ben o itin anasıyım. Her şey için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam, hadi bakalım. Abla kardeş güzel bir gece geçirin. Ebru, hadi ben sizi bırakayım. Sibel, gerçekten bir şeye ihtiyacınız olursa arayın, tamam mı? Tamam abla, çok sağ ol. Ayşe, bu yepyeni bir başlangıç bizim için. Senden tek ricam, beni sensiz bırakma. Nasıl ki Baran'a söz verdiysen, bana da söz ver. Ben o söze tutunur, direnirim. Sen de bana söz ver abla. Bir daha o adamı ezdirmeyeceksin kendini. Benim bildiğim ablam olacaksın. Dimdik ayakta duracaksın.
Ayşe. Sibel nerede? Bundan sonra Ebru'nun evinde kalacak. Bunların tek sorumlusu sensin. Senin yaptığın şeylerden ben sorumlu değilim. Senin tek bildiğin şey insanları suçlayıp kabadayılık taslamak. Ama artık o kadar kolay olmayacak Kendal Bey. Kendal, uzatma artık. Zaten sebep olduğun felaketler yetti. Herkes senin açtığın yaraları kapatmaya çalışıyor. Sen de bir dur düşün ha. Abim nerede? Beraber geldik. Ben bir ağama bakayım. Hem yeni aldığım elbiseleri de göstereyim. Anası ona bakma. İpleri hepten kopardı. Allah ıslah etsin. Artık kimseyle uğraşamayacağım Emine. Çok yoruldum ben, çok. Sibel aç şu kapıyı. Haydi gidiyik. Olmaz ha. Olur. Öyle bir olur ki. Ağam bak. Bu bizim için de herkes için de daha iyi olur. Oğlunu doğuracağım söz. Ama bana Ayşe'mi geri ver. Yoksa bu kız yarın bir gün kendine bir şey yapacak diye korkuyorum. Oğluna karşılık Ayşe'mi istiyorum senden. Başka da bir şey istemiyorum. Sen ne adi bir adam mısın ya? Defol git! Ayşe. Baran da senin yüzünden katil oluyordu zaten. Sus Ayşe. Abla susamam ben. Susamam artık. Bu adamı gördükçe öfkeden deliriyorum ya. Bir insan daha ne kadar kötü olabilirmiş bu adama baktıkça anlıyorum ben. Ama o hala anlamıyor. Hala yüzsüzce kalkmış buraya geliyor. Ağam git artık. Git. Bu burada kalmaya aşacak. Sosyete gülü.
Dur sen, dur. Sen de belanı bulacaksın. Kasım senin canına öyle bir ot tıkayacak ki. Emine, buradaki her şeyden Sibel'lere yolladın değil mi kızım? Yolladım ana, merak etme sen. Biz ne yiyorsak onun adı da var. Aman diyeyim, hiçbir şeylerini eksik etmeyelim. Yok ana. Oh be dünya varmış. Dert gitti, tasa bitti. Kimse sofradan kalkmayacak. Oturun yemeğinizi yiyin. Yarın bitiriş. Haydi. Ağam, bacağına bakayım mı? Pansuman falan. Yok yok. Sen hiçbir yerime bakma. Görme. Hatta ben de sana bakmayayım, görmeyeyim.
Efendim Fırat? Evet. Eğer hala atılmadıysam işe gidiyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de Antep'e mal teslim edeceğim bugün. Birlikte gideriz, bekle. Olur tamam, ben bekliyorum seni o zaman. Görüşürüz. Kızlar. Fırat Antep'e mal götürmeye inecekmiş. Seni de götüreyim dedi. Siz çıkın isterseniz. Tamam anneciğim, görüşürüz. Güle güle Ada. Sana da anne. Konağın önündeyiz ağam. İyi. Takip edin. İşe gidecektir herhalde. Antep'e. Haydi. Eh sosyete gülü. Seni benim elimden kimse alamaz artık. Kimse. Emine. Saat kaç oldu? Nerede millet? Ana Ebru aşağıdaydı. Gaziantep'e gidecekmiş. Çaylar konmamış Emine abla. Ana, boş ver sen onu. Ne demek boş ver ya? Yok bir şey, yok. Diyen gitti. Otur hadi, otur. Ne gülüyorsun Melek? Kızım, sen de çatacık yer arama ha? Baran. Efendim. Sen neden hala hazır değilsin? Nereye gideceğim ki? Baran sen hala öğrencisin. Bu halde okula mı gideyim? Ayşe için de gitmez misin? Oysa ben dün çok güzel bir aşka şahit olmuştum. En azından Ayşe için git. Sen gidersen o da gider. Ama sen yanında olmazsan başaramaz. Kendini toparlaması lazım. Okula katlanacak kadar Ayşe'yi seviyor musun? Gülme. Hadi Baran. Ne oldu Ebru? Ona okula gitmesi gerektiğini söyledim. Onu bu haliyle okula ikna ettiysen ne diyeyim sana bilemedim. Bir şey deme. Hadi çıkalım. Geç kaldım zaten. Hayırdır oğlum? Nerelerdeydin? Ana okula gitmem lazım hemen. Hayırdır oğlum? Ne bu acele böyle? Alo Ayşe. Hazırlan hadi okula gidiyoruz. Ana müsaade edersen. Çıkışı. Tamam. Görüşürüz. Tanışamadık seni şu motorluyla. Önce ben bir tanıyayım, sonra sen de tanışırsın.
Tanıdığın kadarıyla nasıl? İşte. Aman be, işteymiş. Sahi Suray biraz duruldu ha, ne dersin? Evet, sorma. Ben şu malları teslim ettikten sonra Sibel'lerin evine birkaç parça bir şeyler almam lazım. Evin eksiği çok. Sahi sen evi ne zaman o hale getirdin? Öyle işte. Boş zamanlarımda elimden geldiğince bir şeyler yaptım. Bir gün ihtiyaç olur diye. Niye gidiyorsun? İhtiyaç olmadı mı işte? Önce Emine, sonra Sibel. Yakında Özlem de gelir. Sahi Ebru, o Özlem'in hali ne öyle ya? Ya gülme Fırat. Bana gülme diyorsun ama sen de gülüyorsun. Hay Allah ya. Ayıp ama yapma. Tamam peki gülmeyeyim ama oruç falan ne öyle Ebru ya? Sevabına şu kıza makyaj yapmayı öğretsene. Gördüğümde korkuyorum vallahi ya. Fırat ayıp ama ya. Ayşe hadi okula geç kalacağız. Nereye geç kalacağız Baran? Okula gidecek halim mi kaldı ki benim? O gün ölmek üzereyken sana söylediğim şeyleri hatırlıyor musun? Yaşayacağımız onca güzel şeyin hepsini. Ama önce fizik dersine. Bu olmadan da güldürebildim mi seni? Daha çok şey beraber güleceğiz Ayşe. Hadi. En sevdiğim ders fizik dersi ama biliyorsun senin yüzünden kaçıracağım. Geliyor musun benim? Madem ki sevdalanmışsın, yan oğul, yan. Ateş ol ki sevdan aydınlansın. Hayatın en büyük imtihanıdır sevda. Ama sonuç hep aynı. Hayat geçer, her şey biter. Yaşadıkların izi kalsa da zamanla silinir gider. Sevda kalır.
Şu an hava çok güzel değil mi? Eşiniz nasıl oldu Sami abi? İyi değil kızım. Allah iki iyilikten birini versin diyorum. Acısı çok. Artık ne ağrı kesiciler, ne sakinleştiriciler fayda etmiyor. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Yaş kemale erdi kızım. Artık ne gelirse eyvallah diyoruz. Yaşadığı her gün için Allah'a şükrediyorum kızım. Ne yaptın Kasım? Çocuklar gecenin çökmesini bekliyorlar ağam. Çoktan hak etti. Çoktan. Tamam, anlıyorum. Yarım saat sonra oradayım. Tamam, ağlama. Geliyorum. Peki. Şimdi kapatıyorum ben telefonu. Ne oldu Sami abi? Dedim ya kızım. Ağrı kesiciyi kesince ağrıları artarak devam ediyor. Tek başına garibim hastanede. Yanında olsam ne olacak ki? Elini tutmaktan başka bir iş yapamıyorum. Aslında onun da en çok ihtiyacı olan şey bu. Haklısın kızım. Hadi toparlanıp gidelim ha. Sen git, ben kapatırım. Sahi mi söylüyorsun? Evet. Zaten iki parça bulaşık kaldı. Onları yıkarım. Sabah da erkenden gelip açarım, merak etme sen. Hay yaşa kızım. Ben gideyim o zaman. Tamam. Tanımıyorum ama selam söyleyin. Hem geçmiş olsun dileklerimi iletirseniz sevinirim. Tanıyor, tanıyor. Buraları anlatıp duruyorum hep. Kolay gelsin sana. Tamam. Kusura bakmayın, kapattık. Öyle mi? Kapatıyorum. Yardım edelim o zaman. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Yok, olmaz. Yardım edelim. Şimdi kapattık işte.